Herkese günaydın. Saatler 10.15. Ben Didem Arslanoğlu. Viyop Bülteni ile karşınızdayız. Hemen Kutay Korap'a dönüyoruz detaylar için. Kutay günaydın. Söz sende. Evet, şimdi baktığımızda bu sabah itibarıyla küresel piyasalarda biraz daha sakin bir tablo var. Özellikle ABD ve Avrupa vadelilerinde biraz daha yatay açılışlar takip ettik. Asya seansında da benzer bir tablo gördük. Yani küresel risk iştahında bu sabah biraz daha sakin bir seyir var. Özellikle burada günün içerisinde takip edilecek ABD'den gelmesi beklenen işte tarım dışı istihdam, işsizlik, saatlik ortalama kazançlar gibi veriler öncesinde piyasalarda sakin bir seyir takip ediyoruz. Bu sakinliğin Borsa İstanbul'a da yansımalarını kısmen gördük ilk açılış rakamlarında. Şu an Viyop'a bakıyorum, 3551 puan seviyesinden işlem görüyor. Açılış itibariyle yatay olan seyir sürmeye devam etmekte. Dünü hatırlatmak gerekirse, dün Viyop tarafında 3520 ile 3621 seviyelerinde bir işlem bandı takip etmiştik. Günün kapanış rakamı 3541 ile gün içi en düşük seviyelere yakın seviyelerden kapanış gerçekleşmişti ve %2.2'lik kayıplar vardı. Özellikle dünkü küresel piyasalardaki satış dalgasına Borsa İstanbul'un da ayak uydurduğunu gördük. Bundan mütevellit zaten hani gün içerisinde gelecek üçlü data serisine istinaden küresel piyasaların yönüne paralel Borsa İstanbul bir hareket edecek mi, bu tarafı takip edeceğimizi söyleyelim. Ama dünkü kapanışla birlikte uzun bir süreden sonra Viyop'ta yakın vadeli endeksin ilk defa 10 günlük ortalamaların altına indiğini ve bu seviyeden kapanış gerçekleştirdiğini gördük. Önemli notlardan biriydi. Diğer taraftan uzun süredir açık pozisyon sayısında azalma görüyorduk. Dün de açık pozisyon sayısı 24 bin adet artarak 345 bine tekrardan yükseldiğini söyleyelim. Bu işlemler gerçekleşirken hacim tarafında ise yüksek bir işlem hacmi takip edildi. Dün 40 milyar TL üzerinde işlem hacmi varken bu 40 milyar TL'nin 20 milyar TL'si pay vadeli, 14 milyar TL, 16 milyar TL'si endeks vadeli, 2.2 milyar TL'si ise döviz vadeli şeklinde gerçekleştiğini hatırlatalım. Dönüp bugün hisse bazlı hareketlere bakarsak, yakın vadede pay vadelilerde tablo nasıl diye irdelediğimizde genel tabloda pozitif seyir var. Bu sabah Erdemir 0.60 aşağıda. Halk Bankası'nda pay vadeliler şu an %4 aşağıda olduğunu görüyorum. Diğer taraftan göze çarpan notlar arasında TÜPRAŞ'ın %1.3 yukarıda olduğunu, fakat Yapı Kredi Bankası'nın da pay vadelilerde %3'e varan kayıplara ulaştığını görmekteyim. Yani özellikle burada bu sabah itibariyle mesela Garanti'de de şu an negatif tarafa geçtiğini görüyorum. Banka hisselerinin pay vadelilerinde şu anlık kısmi bir geri çekilme yaşandığını hatırlatalım. An itibariyle X-Bank'ta spot piyasada gün içi %1'lere kadar ulaşsa da şu an yatay bir seyire evrildiğini görmekte olduğumuzu hatırlatalım. Kutay Korap, çok teşekkür ediyoruz sana Viyop bültenini bizlerle paylaştığın için. Evet, Yatırım Kulübü ile tekrar karşınızdayız. Ben Didem Arslanoğlu. Hepiniz ekranlarınız başına hoş geldiniz. İlk durağımız Asya olacak. Sadi bizi bekliyor. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Sadi Kaymaz merhaba, İstanbul'dan Pekin'e selamlar. Bugün Asya borsalarından elinde kalan hangi notlar var, nasıl kapanmakta piyasalar, seni dinliyoruz. Didem merhaba, iyi yayınlar. Öncelikle şimdi şöyle ekranıma gözümü kaydırdığım zaman hala aslında bugün değil haftanın rengi kırmızıydı. MSCI Asya Pasifik Endeksi her günü, 5 günün her bir gününü ekside kapadı. Şu anda da kapatmak üzere ama tabii bütün bu kırmızılı haberlerin ardından şunu da belirtmek lazım. Didem, böyle kapanışa doğru sanki
kayıplarını daha azalttılar. Örneğin CSI 300'e baktığında, Çin hisselerine baktığında 0.5 ile düşüşle kapattı ama Şanghay Bileşik örneğin yatay kapandı aslında gün boyu. Özellikle öğleden sonra bir ara satışlar %1'e yaklaşmıştı. Güney Kore'de yine %1'in üzerinde satışlar vardı ama %0.26 düşüşle kapattı. Avustralya'ya baktığında yine %0.25 düşüşle kapattı. Dolayısıyla hafta biterken böyle satış baskısı da en azından biraz hafiflemiş gibi. Tabii biraz Didem bu kadar kırmızılı haber aktardıktan sonra biraz da acaba bardağın dolu tarafında neler var diye de bakmaya çalışıyorum ama çok da şey yok. Biraz zorluyorum tabii. Didem neden zorluyorum? Çünkü bir taraftan resesyon korkuları, bir taraftan FED 75 mi yapacak, ne yapacak? Bir taraftan tabii Çin'in kapanma korkuları da artmaya başladı. Çin'de kapanmalar yayılabilir. Dün seninle konuşmuştuk. Çok kritik bir kent kapandı. 21 milyon nüfuslu Chengdu kenti. Gayri safi yurt içi hasılasına dikkatini çekmek isterim. 250-300 milyar dolarlık bir gayri safi hasılası var. Yine Çin'de baktığımızda Çin'in en çok hasıla üreten 6. kenti. Dolayısıyla az buz bir iş değil. Zaten 21 milyon işte Avrupa'da biliyorsun ortalama bir ülke kadar nüfusa sahip. Dolayısıyla da önemli fabrikalarda, önemli şirketlerde gözümüz burada. Örneğin Volkswagen'ın bir fabrikası açıklamada bulundu. Onlar kapalı devre çalışıyorlarmış. Yine Hitachi Japon iş makineleri üreticisi o üretimlerini azalttıklarını bildirdi. Bu tür açıklamalar geliyor ama genel olarak baktığımızda çip endüstrisinin, otomotiv endüstrisinin, solar panel endüstrisinin çok yoğun olduğu bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla tedarik zincirleri mutlaka zarar görecektir. Bu arada tabii ki Didem sadece Chengdu değil aynı zamanda Shenzhen. Shenzhen'i bilmeyenler olabilir. Çin'in teknoloji başkenti, ekonomik açıdan Çin'in en büyük üçüncü kenti. Yine Tianjin çok önemli bir liman kenti. O da yine en büyük ekonomilerden bir tanesi şehir bazında. Oralarda da vakalar var. Her an oralardan da bir kapanma duyabiliriz. De burada Çin Komünist Partisi'nin kongresine de dikkatini çekmek isterim Didem. Çünkü kongre 16 Ekim'de başlayacak. Tam kongre öncesinde de özellikle yerel yöneticiler salgının kendi bölgelerinde patlamasından korkuyorlar. Dolayısıyla kapanma eşiklerini, karantina eşiklerini çok aşağı çekmiş olabilirler. Nitekim emtia tarafında da bunun etkisini bugün çok gördük. Örneğin demir cevherine baktığımızda son 10 ayın en düşük seviyelerinde 94 dolar civarından el değiştiriyor. Yine bazı metallerde de çok ciddi etkisi oldu. Bakırda, alüminyumda hepsinde satış baskısının sürdüğünü görüyoruz. Biraz da derinleşerek hatta Didem. Sadi Kaymaz çok teşekkür ediyoruz sana Asya'dan notlar için. Kolaylıklar diliyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Şimdi Gedik Yatırım'a gidiyoruz. Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimle birlikte. Onurcan hoş geldin, iyi sabahlar diliyorum. Ve piyasalar nasıl açıldı, gündemde neler var, beklentiler nasıl şekilleniyor? Seni dinliyoruz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de. Piyasalar nezdinde baktığımız zaman malum geçen hafta Cuma günden itibaren küresel sıçtığında bir zayıflamanın etkili olduğunu gözlemliyoruz. Burada hani bu sabah biraz daha yurt dışı piyasalarda bir toparlanma çabası, bir tepki çabası var ama hala daha önemli risk başlıkları gündemimizde kalmaya devam ediyor. Burada baktığımızda gerek Çin'de artan işte vaka sayıları, ekonomik büyümeye dair biraz daha karamsar beklentiler. Yine Avrupa'daki enerji krizi, merkez bankalarının hep başta olmak üzere agresif duruşlarını, faiz artışlarını sürdüreceğine dair gelen mesajlar ve bunun küresel çapta resesyon korkularını arttırması. Bu gibi analiz başlıklarını konuşmaya ve fiyatlamalar üzerindeki etkisini hissetmeye devam ediyoruz. Yurt dışı piyasalarda endeks tarafında ise genel olarak pozitif paylaşma momentumu eğilimi korunuyor. Dün yurt dışı piyasalardaki satışlara bağlı olarak kapanışa doğru bir satışlarla karşılaşmıştık endekste ama bugün dün kayıplarını telafi etme çabası içerisinde olan bir endeks görünümü var. Burada özellikle endekste Ağustos başından bu yana gelen yükseliş kanalı 3200 seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor. Hani endeksin tekrardan bu kanal içerisinde bugün dönüp dönemeyeceğini takip ediyor olacağız. Yükseliş kanal altında kapanışlarda ve endekste özellikle yurt dışındaki hani zayıf seyirin devam etmesi durumunda 3100 puan altına satmalarda satışların daha da derinleşebileceğini düşünüyoruz. Özellikle burada son 1,5 aylık süreç içerisinde endeks tarafında yaşanan güçlü yükselişlerin ardından hani olası düzeltmelerinde sert gerçekleşme ihtimali var. Buna dikkate almak lazım.
Eylül ayı hani küresel piyasalar açısından Merkez Bankası'nın kararlarını yakından takip edeceği ve bu kararların fiyatlamaları şekillendireceği bir ay olacak. Özellikle açıklanacak ekonomik veriler de bu hususta önem taşıyor. Bugün Amerika'da takip edilecek tarım dışı sistem verisi de bu anlamda önemli. Yani verinin ne yönde gerçekleşeceği belki FED'e ilişkin beklenti üzerinde belirleyici olacaktır. Eğer son dönemde olduğu gibi beklentinin üzerinde yukarı yönlü sürpriz yapan bir sistem verisi görecek olursak zaten hali hazırda 75 bas puan beklentileri güçlü. Bu beklentinin daha da arttığını ve hani piyasalarda genel kanının 75 bas puan yönünde oluştuğunu da görebiliriz. O yüzden bugünkü tarım dışı sistem verisi sonrasında piyasalarda bir miktar daha oynaklık ve hareketlilik olabilir. Hani o konuda da dikkatli olmak lazım. Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanıyor olacak Amerika'daki tarım dışı sistem verisi. Yani yurt içindeki pozitif açma momentumunun da burada özellikle biraz daha bankacılık sektörünün son dönemde güçlü katkıları vardı. Hani yükseliş kanalı içerisinde tutunmanın korunması önemli. Bu kanal içinde kalamazsak yurt dışındaki satışlar devam edecek olursa olası bir düzeltmeye biraz daha hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum ben yurt dışı piyasaları açısından da. Doların genel olarak küresel çapta gücünü korumaya devam ettiğini görüyoruz. Burada özellikle bugünkü tarım sistem verisi dolar endeksi ve dolar TL kuru üzerinde de etkisini hissedecek önemli bir akış olacaktır diyebilirim. Onurcan Bal, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün önemli bir veri gelecek. Onurcan da dikkat çekti. Özellikle yurt dışı cephesinden bunları takip ediyor olacağız. İçerideki gelişmeleri de an be an izliyoruz elbette. Şimdi bir ara, Yatırım Kulübü devam edecek. Yatırım Kulübü devam ediyor. Ekons Danışmanlık Kurucu Ortağı Ferhat Yüksel Türk'le birlikteyiz. Ferhat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi sabahlar diliyorum. İyi sabahlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi biraz makro tarafı size sormak isterim bu bölümde. Çünkü hem içeride büyüme rakamları geldi, hem İstanbul Ticaret Odası'ndan yine İstanbul TÜFE verisi geldi ki 98 yılından bu yana gördüğümüz en yüksek seviyeye işaret ediyor, %99.91 TÜFE. Onun dışında aslında Bloomberg HT'nin tüketici güveni, yine TÜİK'ten güven endeksi açıklandı. İmalat PMI verisi geldi. Hepsini böyle bir derlediğimizde, topladığımızda ilk yarıyı ekonomi nasıl geçirdiğinden ziyade artık ikinci yarıda elimizde ne var, enerji tarafını da eğer işin içine katacak olursak 2023 projeksiyonları yapılmaya başlanıyor şirketler için. Dolayısıyla da bu bağlamda sizin yorum ve görüşlerinizi almak istiyorum. Arzu ederseniz içerideki bu veri akışının ne ifade ettiğine dair görüşlerinizle başlayalım ileriye dönük projeksiyonlar açısından. Buyurun. Tabii. Şimdi aslında İlk önce büyümeyle başlayalım. Büyümede iyi bir performans geçirdik yılın ilk yarısında. Biraz tüketim destekli bir büyüme oldu. Burada özellikle enflasyonist ortamın yarattığı tüketim talebinin öne çekilmesinin de etkili olduğunu ben düşünüyorum. Fakat 3. çeyrekle beraber biz hem PMI rakamlarında hem sanayi üretim rakamlarında işte öncü elektrik tüketim verilerine baktığımızda bir yavaşlama sinyali var. Hakikaten geçen yıllara, yani bir önceki çeyreklere kıyasla önemli bir yavaşlamaya doğru girmeye başladık. Buna bağlı olarak da zaten Merkez Bankası'ndan biz bir faiz indirimi gördük. Yani büyüme tarafında işler o yılın ilk yarısındaki gibi gitmiyor ve büyük ihtimalle yılın son çeyreğine doğru daha da yavaşlayan bir ekonomiyle karşı karşıya kalacağız. Bunda tabii küresel taraftaki talebin hızlı aşağı doğru gelmesi de etkili olacaktır. Ve aynı zamanda tabii hızlı enflasyon döneminde biz ilk yarıda tüketimin öne çekilmesiyle beraber burada hızlı büyüme kaydettik. Fakat alım gücünün ağır ağır geriliyor olması nedeniyle de tüketimde bu hızlı tempo çok da sürdürülebilecek bir seviyede değildi. Onda da bir yavaşlama görmeye başladık. Üçüncü çeyrek biraz daha turizm gelirlerinin olumlu olduğu bir dönemden de geçirdi. Bu bakımdan o tüketimdeki düşüşün biraz daha desteklendiğini gördük. Fakat son çeyrekle beraber tabii biz daha hızlı bir yavaşlamaya doğru gidiyor olacağız. Enflasyon tarafındaysa tabii işler hiç iyi gitmiyor ve enflasyonla mücadele aslında yapmıyoruz. Biraz da buna bağlıyor olmak lazım. Merkez Bankası'nın önceliği enflasyon değil. Zaten bunu son kararında da çok açıkça bize gösterdi. Öncelik tamamen büyüme olduğunu görüyoruz. Bu açıdan da enflasyon tarafında bence
bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yılın ilk yarısının sonuna kadar herhangi bir iyileşme beklemiyor olmak lazım. Baz etkisiyle düşüş görebiliriz. İşte yıl sonunda belki %75-80'lere doğru hafif bir gerileyecek enflasyondan bahsediyor olabiliriz. Fakat halen enflasyon temposu, enflasyon beklentileri, işte fiyatlama davranışlarındaki bozulma, çünkü genele yayılan bir fiyatlama davranışında bozulma var. Bu tarafta bir iyileşme yok. Beklentilerde de iyileşme olmadığı sürece de biz bu tarafta enflasyon tarafında herhangi bir, yani %50'nin altına, hatta %60'ın altına bile çok nadir düşeceğimiz bir dönemdeyiz maalesef. Yani yüksek enflasyonu en az 1,5-2 yıl daha yaşamak zorunda kalacağız diye düşünüyorum ben. Bu açıdan da baktığımızda aslında tüm şirketler açısından, aslında tüm herkes açısından 2023 yılının büyümenin biraz daha yavaşladığı fakat enflasyonun halen yüksek kaldığı bir makroekonomik tablo bizleri bekliyor. Burada enflasyonla mücadele politikasına geçilirse, tabii burada maliyetlerde, özellikle faiz maliyetlerinde bir artışla özellikle şirketler kesimi karşılaşabilir. Herkesin bence biraz daha buna hazırlıklı oluyor olması gerekiyor. Ferhat Bey, çok teşekkür ediyorum. Biz aslında hazır büyümeden de bahsetmişken bir VTR'miz var. O büyüme anketiyle de ilgili yine veriler var ama TÜİK'in büyüme verilerine ilişkin haberimizi de paylaşalım, bir hatırlatma yapmış olalım. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Buyurun. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %7.4'lük beklentiye karşılık %7.6 büyüme kaydetti. Gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte dönemsel bazda ise %1.5 beklenirken %2.1 büyüdü. Bu büyüme ile Türkiye, Suudi Arabistan'ın ardından G20 içinde en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Birinci çeyrekte olduğu gibi enflasyondaki hızlı artış sonucu öne çekilen tüketimin etkisiyle hane halkı tüketimi büyüme oranında etkili oldu. Ayrıca liradaki değer kaybı ve Avrupa'da beklenen resesyonun henüz olumsuz etkisini ikinci çeyrekte göstermemesi, ihracatın da büyümeye desteklemesiyle sonuçlandı. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, ikinci çeyrekte finans ve sigorta faaliyetleri %26.6, hizmet faaliyetleri %18.1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %11, sanayi %7.8, bilgi ve iletişim faaliyetleri %5.3, gayrimenkul faaliyetleri %4.1, diğer hizmet faaliyetleri %1.9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1.7 büyüdü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık %2.9, inşaat sektörü ise %10.9 azaldı. Üretim yöntemiyle gayri safi yurt içi hasıla tahmini, 2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %114.6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon lira oldu. Gayri safi yurt içi hasılanın ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla Amerikan doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet ihracatı 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %16.4, ithalatı ise %5.8 arttı. Öte yandan ikinci çeyrekte iş gücü ödemeleri ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %66.4, net işletme artığı karma gelir ise %134.7 arttı. Evet, büyüme verisinin arkasındaki detaylar böyleydi. Ferhat Bey, şu dikkatimi çekiyor. Özellikle inşaat tarafında ve tarımda daralma olduğunu gördük. Evet, yani bu belki dönemsel bazda, özellikle artan emtia fiyatları, talep, arz vesaire gibi dengelerle bu sonuçlar elde edilmiş olabilir. Ama elimizde bir de parite gerçeği var. İhracatçının üretim yapıp, dolayısıyla da sanayicinin içinde olduğu bir denklemde üretim yapılıp katma değeri yüksek malların yurt dışına ihracıyla büyümeyi hedefliyoruz. Parite bunun önünde bir engel teşkil ediyor mu? Avrupa'daki sıkıntılar nedenle 2023'e yansımaya devam edecek gibi deli sorular var kafamızda. Bunlarla da ilgili görüşlerinizi alabilirsek sevinirim. Buyurun. Tabii, yani parite tarafında maalesef işler
istediğimiz gibi gitmiyor. Dolar endeksindeki güçlenme bence devam edecek 2023 ilk yarısına kadar, en azından şu andaki görüntü öyle. Biz dolar endeksinde 120 seviyelerin artık teknik olarak hedef olduğunu da konuşmaya başladık. Temel anlamda da zaten Avrupa'daki durgunluk, işte enerji krizi, cari fazlanın ağır ağır cari açığa dönüyor olması ve tam tersi ABD tarafındaysa hızlı sıkılaşma döngüsü aslında bunu temel olarak da destekliyor. Bu açıdan parite tarafında 0.80'lerin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bu da ister istemez bizim ihracatçılarımız açısından zorlayıcı bir süreç. Yani mevcut konjonktürde biz 1.20'nin altına geldiği zaman bile tedirgin olan bir ihracatçımız varken şu anda biz tek 1'in altını konuşmaya başladık. Tabii bu bizim dış ticaret açığımız açısından da maalesef işlerin çok da iyi gitmeyeceğini söylüyor. O açıdan ben son çeyreğin özellikle çok zor geçeceğini düşünüyorum. Hem küresel tarafta hem Türkiye açısından, yani Avrupa tarafında biz enerji maliyetlerinden bahsediyoruz. Üretimde büyük ihtimalle aksamalar olacak. Özellikle sanayi sektöründe mevcuttaki enerji krizi nedeniyle önemli aksamalar yaşayacağız. Çünkü maliyetler çok arttı ve çoğu işletmede bu maliyetlerle çok fazla üretim yapmak istemeyebilir. Bu da tabii bizim aramalı ihracatımızı, ithalatımızı olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Bu anlamda kendi içinde çeşitli fırsatlar da barındıran bir süreçten geçiyoruz. Fakat risklerin daha yüksek olduğu bir süreçten de geçiyoruz. Yani Türkiye açısından ve dünya açısından hakikaten uzunca bir dönemdir alışık olmadığımız ilginç bir süreçteyiz. Yükselen enflasyon ortamı ve bunun yanında tüm küresel tarafta da bir durgunluk var. Yani bu son 20-30 yılda çok makroekonomik çerçeve olarak alışkın olmadığımız bir çerçeve. Bununla da merkez bankaları bir şekilde mücadele etmeye çalışıyor. İşte biraz daha sıkılaşma döngüsüne girerek veyahut da buna yönelik mesajlar vererek. Fakat maalesef orada da şu anda biraz kafa karışıklığı var. O açıdan dünya içinde çok hakikaten ilginç bir dönemden geçiyoruz diyebilirim. Ferhat Bey, evet gerçekten ilginç bir dönemden geçiyoruz. Enerji krizi, enerji faturaları giderek büyüyor. Görüyoruz ki Avrupa'da özellikle çok ciddi teşvikler, teşvik de denmez aslında ona, telkinler masaya geliyor. Enerji kullanımını sınırlandırmak için en son yine Almanya'dan detaylandırılmış bir takım telkinler listesi geldi vesaire. Biz de Türkiye'nin tabii net enerji ithalatçısı olan bir ülke olarak bu süreci nasıl yönetiyoruz sizce, veya tam anlamıyla doğru yönetilebiliyor mu yine ihracatçımız ve sanayicilerimiz, üreticilerimiz açısından düşündüğümüzde ne dersiniz bu konuda? Yani tabii Türkiye Avrupa'ya kıyasla birazcık daha avantajlı. Çünkü biz enerji arz tarafında biraz daha çeşitliliğe sahibiz. Çünkü enerji üreten ülkelerin daha yakınında olmamız hasebiyle, işte Rusya ile halen ilişkilerimiz Avrupa'ya kıyasla daha iyi durumda. İşte İran'dan bir şekilde gaz alabiliyoruz. İşte Azerbaycan bölgesinden geliyor, Orta Doğu bölgesinden geliyor. Bu açıdan bizim enerji çeşitliliğimiz bir miktar daha en azından yönetilebilir seviyelerde. Fakat tabii maliyetler tüm dünyada Avrupa'nın hızlı enerji talebiyle beraber de artmış vaziyette. İşte bizim LNG kargosu en azından 5-10 gemiden daha fazla şekilde bütün kışı geçirmek için bir ihtiyacımız da var ve bunların fiyatları sürekli olarak da artıyor. İşte devlet politikası olarak enerjide mümkün olduğu kadar sübvanse etmeye çalışıyoruz. İşte hane halkı tarafında özellikle önemli sübvansiyonlar olduğunu biliyoruz. Sanayi tarafında da bir şekilde sübvanse edilmeye çalışıyordu mevcuttaki ekonomi politikası çerçevesinde. Fakat burada artık o taraflarında ağır ağır sonuna gelmeye başladık. Çünkü BOTAŞ tarafında önemli zararların olduğunu biliyoruz. İşte en son 1 Eylül'den itibaren zamlar geldi. İşte hane halkı tarafında hem elektrikte hem doğalgazda %20, sanayi tarafındaysa %50'ye yakın zamlarla karşılaştık. Önümüzdeki aylarda biraz daha özellikle sanayi tarafına ek zamlar gelebilir. Çünkü maliyet tarafında eğer doğalgazı, yani düşük tutmak sanayici açısından önemli olabilir. Fakat Avrupa'daki doğalgaz maliyetleriyle karşılaştırdığımız
da burada çok düşük tutarsınız, bu sefer de sübvansiyonunuzun miktarını çok arttırmak zorunda kalırsınız. Çünkü üretimin bir kısmı, özellikle enerji yoğun üretimin bir kısmı buraya kayabilir. Bunun da katma değerinin çok yüksek olmadığını biliyoruz. Belli bir yerden sonra siz ihracatım arttı derken bir bakmışsınız net ihracatınız çok hızlı bir şekilde geriye düşmüş. Çünkü net enerji ithalatçısınız. O açıdan da ilginç bir dönem diye, hani politika yapıcılar açısından da zor bir dönem. Burada belli dengede işte hane halkının ben halen sübvanselerle bir şekilde korunmaya çalışacağını düşünüyorum. En azından seçime kadar, fakat sanayi tarafında daha yüksek zamları önümüzdeki günlerde görebiliriz. %80 oranında hane halkı için zaten bir destek uygulaması hala gündemde, o yapılıyor. Dolayısıyla da haklısınız, o taraf da iş zor. Ama şirketler bacağından baktığımız zaman, özellikle sizin de danışmanlık verdiğiniz firmalar açısından düşünecek olursanız örneğin, bu kadar çok bilinmezlik ve bu kadar çok küresel bazda bu kadar çok bilinmezlik varken geleneksel hedge mekanizmaları ne kadar devreye alınabiliyor? Ne yöntemler, hangi tür yöntemlerle daha öngörülebilir bir politika yaratabiliyor şirketler? Onu çok merak ediyorum. Ne dersiniz? Tabii aslında hedge mekanizmalarının da kullanılması oldukça zorlaştı son dönemde. Bir, bu mekanizmalara erişim de zorlaştı. Yani Türkiye'deki son dönemdeki finansal mimari nedeniyle klasik tabii ki döviz kuruna yönelik hedge imkanları hala var. Fakat enerji tarafında mesela bir elektrik piyasasına yönelik bir hedge imkanı Türkiye'de çok fazla yok firmalar açısından. İşte daha günlük piyasa üzerinden dönüyor ya da yıllık bazda toptan anlaşmalarla bir şekilde firmalar mevcuttaki enerji ihtiyaçlarını bir şekilde hedgelemeye çalışıyor. İşte doğalgaz tarafında tabii yine çok fazla hedge yapamıyorsunuz. Çünkü devletin biraz daha regüle ettiği ve fiyatlamayı belirlediği bir yerde bu tarafta siz uluslararası piyasadan ne kadar hedge edebilirsiniz? İşte oradaki son dönemdeki volatiliteyi de biliyoruz. Hakikaten zor işler ve çok da fazla imkanı olan şirkette açıkçası Türkiye'de yok. Yani bu piyasalara erişim anlamında. Burada ne yapabilir şirketler açısından en önemli şey? Mümkün olduğu kadar tabii enerji verimliliğini ön plana çıkarmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kendi iç tüketimlerine yönelik orta uzun vadeli yenilenebilir enerji, işte son dönemde çıkan teşviklerle beraber bunlara yönelmek gerekiyor. Çünkü enerji hakikaten önümüzdeki 4-5 yılın belki de en önemli teması olacak. Burada siz ne kadar enerji maliyetlerinizi düşük tutarsanız o yönde diğer üreticilerden ya da diğer rakiplerinizden bir miktar daha öne çıkacaksınız. Benim son dönemde açıkçası firmalara önerdiğim en önemli şey, yani mümkün olduğu kadar enerji yönetiminizi, enerji verimliliğinizi bir şekilde artırın. Çünkü bu maliyetler şu anda yüksek görünüyor, fakat yarın daha da yükselmeyeceğinin şu anda maalesef hiçbir garantisi yok ki süreçte biraz bizi oraya götürüyor. Ferhat Bey, son iki dakika içerisinde elbette bugün gelecek ABD tarım dışı istihdam verileriyle de ilgili düşüncenizi merak ediyorum. Yani verinin ne olacağından ziyade takip edilen bu veriler çerçevesinde Fed'in, ki onların her adımı elbette Türkiye gibi diğer gelişmekte olan ülkeleri ve dünyayı da etkiliyor, faiz politikasıyla ilgili bir sinyal verecek diye bekliyor piyasalar. Siz ne dersiniz? Fed bu veri ve akabinde gelecek diğer verilerle birlikte yılı ne kadarlık bir faiz arttırımıyla daha noktalayacak gibi görünüyor? Ya ben açıkçası bugün gelecek verinin o önceki yıllarda alıştığımız kadar önemli olmadığını düşünüyorum. Çünkü Fed açısından aslında istihdamdan ziyade enflasyon görünümünün öne çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Zaten Fed başkanlarının konuşmalarında da bunu almaya başladı. Zaten işsizliğin hakikaten dip seviyelerde olduğu bir süreçten geçiyoruz. Burada aylık artışın beklenenin altında kalması Fed açısından, yani atacağı adımları ötelemesini gerektirecek bir durum değil. Öncelik şu anda tamamen enflasyona geçmiş durumda. Bu açıdan da ben hani burada bir yavaşlama sinyali olursa ya da istihdam piyasası işsizlikte bir artış olursa Fed acaba bir duraklar mı şeklinde bir düşüncenin oluşacağını düşünmüyorum. Ha, burada evet. Önümüzdeki yıl 3 tane toplantı var. Oradaki belki de miktarları değiştirebilir, fakat artış süreci devam edecektir.
Çok teşekkür ediyorum Ferhat Yükseltürk, Ekonz Danışmanlık Kurucu Ortağı, katkılarınız için yayınımıza iyi günler diliyorum size. İyi günler. Ve biz şimdi Dubai'ye dönüyoruz. Ersoy Erkazancı bizi bekliyor. Asya Pasifik lideri Philip Capital sunar. Günaydın Ersoy, hoş geldin yayına ve iyi olduğunu umuyorum. Piyasalar nasıl? Asya'dan ve Orta Doğu'dan son notlar için sözü sana veriyorum. Didem merhaba, gayet iyiyim. Umarım sen de iyisindir ama piyasalar çok iyi değil. Çok sert satışlar yoktu gerçi bugün Asya tarafında ama kırmızılar biraz daha fazlaydı. Şangay çok hafif de olsa artıda kapatmayı başardı ama diğerlerinde endişeli bir bekleyiş vardı diyelim. Bugün Amerika'dan gelecek istihdam datası belki gelecek hafta piyasalara yön verecek ama bu haftanın genelinde özellikle Çin'den gelen PMI verileri ve Chengdu eyaletinin kapanması Asya'nın genelinde satışların hakim olmasına sebep oldu. Özellikle Asya para birimlerine dikkat çekmek istiyorum. Didem, yen 140'a geldi son zamanların en düşük değerinde. Yuan da 6.90 seviyesinde. Bugünün en önemli verisi ise Güney Kore Ağustos enflasyonu %5.7 idi. Petrol bu hafta içinde çok dalgalandı. 102 dolar gördük, 92 dolar gördük. Şu anda bu haftayı 94 dolar seviyesinde ve düşerek kapatıyor. Demin dediğim konu, yani Chengdu eyaletinin kapanması, resesyon endişeleri bu hafta içinde petrol tarafında baskıya sebep oldu. Pazartesi günü OPEC artı toplantısı önemli. Oradan acaba üretim kısıntısı gelir mi? Bunu takip edeceğiz. Diğer taraftan da İran nükleer anlaşması olacak mı, olmayacak mı? Amerika İran'ın cevaplarının yapıcı olmadığını söyledi. Bunu takip edeceğiz. Son bir notta Birleşik Arap Emirlikleri'nden Didem. Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Bakanı sosyal medyasından paylaştı. Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasına çok yakınız dedi. Benim taraftan son notlar böyle Didem. Ersoy, çok teşekkür ediyoruz sana. İyi çalışmalar diliyorum. Asya Pasifik lideri Philip Capital sundu. Yatırım kulübünü böylelikle sonlandırıyoruz. Yayınımız Fokus'la devam edecek. Bizden ayrılmayın.